Başlıyoruz. Üç beyin. Neokorteks, limbik beyin, beyincik sizi düşünmeye, yapmaya ve var olmaya götürüyor. Bilgi, deneyim, bilgelik. Duygusal yükü olmayan anıya bilgelik denir. Bilgelik, deneyimin nasıl yeniden yaratılacağını ve isteyip istemediğinizi bilmenizdir. Bilgi zihin için, deneyim beden için, bilgelikse ruh içindir. Zihinsel prova niyeti düşünmek, gözden geçirmek, incelemektir. Fiziksel prova bunu göstermektir ki bu da nörolojik benliktir. Niyet, davranışlarınızı niyetinize uygun hale getirdiğinizde bir kadere doğru gidersiniz. Düşünceler ve duygular ezberlenmiş bir benlik ya da varoluş durumu yaratır. Düşünceler sinyali gönderir, duygu olayı size çeker, böylece kaderi görünür kılarsınız. Düşünce kuantum alanındaki elektrik yüküdür. Duyguysa manyetik yüktür. Düşünce ve duygu biçiminiz gerçekliği yaratan bir elektromanyetik alan yayar. Kafanızla öğrenmeye, ellerinizle pratik yapmaya ve kalbinizle bilmeye başlarsınız. Yeni bir şey öğrenmek, bilgi almak bedeninizi de işe katar. Bedeniniz de işin içine girince yaptığınız şeyin doğru olduğunu bilmek için geri bildirime ihtiyacınız vardır. Yani gerçekliği yaratıyorsanız bunu kuantum alanına sormak iyi bir fikir olmaz mı? Tamam koca dostum. Bugün seni taklit ediyorum. Şu yoğun günümde mola veriyorum. Vakit ayırıp seni taklit etmeye çalışıyorum. Ama şu var seni göremiyorum. Tadını alamıyor, hissedemiyorum. Ama bana hayat verdiğini biliyorum. Seni taklit edeceksem ne istediğimi göstereyim. Gözlenmediğim şeyi gözlemliyorsun ve gözlemime güç veriyorsun. Ama bak, bir işarete ihtiyacım var. Gerçek olduğunu bilmeliyim. Çabalarıma dikkatini yönelttiğini bilmeliyim. Niyetimi beni gafil avlayacak, hiç şüphe bırakmayacak bir şekilde getir ki senden geldiğini bileyim ve tekrarı için ilham alayım. Bu durumda istediğiniz geri bildirimi aldığınızda dikkatinizi yaptığınız şeye verip yeniden yapar mısınız? Evet, evet. mi? Buna da kuantum'a gitmek deniyor. Böylece filozofluktan üstatlık eğitimine geçiş yaparsınız. Bunu kaç kişi anladı? Buna da tekamül deniyor. Sürekli yaptığımız şey neyse biz oyuz. O halde mükemmellik bir eylem değil, bir alışkanlıktır. Bu Aristotel'dir. Önce bilinçsiz acemi olarak başlıyorsunuz. Bunun anlamı nedir? Ne bilmediğinizi bile bilmiyorsunuz. Ne büyük mutluluk değil mi? Sonra bir şeyler öğreniyor ve bilinçli acemi oluyorsunuz. Ben çocuklarıma günde en az bir kere yapın diyorum. Pratik yapmaya devam ettikçe de bilinçli, yetenekli oluyorsunuz. Bir şey söylemek istiyorum. Çoğu insan bu noktada durur. Ama devam eden ve can sıkıntısının üstesinden gelen kişi Neden can sıkıntısını aşmak zorundasınız? Çünkü can sıkıntısı alışıldık anlamına geliyor. Rutin oluyor, otomatik oluyor. Can sıkıntısını biraz daha fazla farkındalıkla aşarsanız o zaman da bilinçsiz yetenekli oluyorsunuz. Artık otomatiktir, alışkanlık olmuştur. Üstünde düşünmezsiniz. Ben yaratımımdan sıkılmaya başladığımda sonuca yaklaştığımı anlarım. Kaç kişi benimle? Evet. <laughs> Üç beyin, işte neokorteks, düşünen beyniniz burada. İnsanda ve yunuslarda çok büyüktür. Nörolojik makinenin son parçası. Hemen altında kayısı büyüklüğünde limbik beyin ya da duygusal beyin vardır ve arka tarafta da beyincik bulunur. Düşünme, yapma, olma üç beyin. Kaç kişi dinliyor? Şimdi nöroplastisite, nöroplastisite beynimizin sinaptik kablolarını bilgi öğrenerek ve deneyimleri kaydederek değiştirme yeteneğidir. Bunu yapınca fiziksel değişim olur ve değiştirilmiş varoluş durumunu korur. Eylemlerimizi geliştirip davranışlarımızı değiştirme olanağı sunar. Böylece hayatta daha başarılı oluruz. Mantıklı mı? Nöro rigidite, bu benim uydurduğum bir tabir, sadece beynimizin önceden yerleştirilmiş sinaptik bağlantılarının, anılarımızın hiçbir zaman yeni bağlantı yapmadan kullanılmasıdır. <laughs> Deneyimden asla ders almaz. Rigidite, aynı şekilde düşünüp aynı eylemleri gerçekleştirme ve farklı bir sonuç bekleme sürecidir. Ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? Yani rigidite, bir tür kutunun içinde düşünmektir. Beyni aynı sıralamayla, aynı kalıplarda ve aynı kombinasyonlarda tekrar tekrar çalıştırmak ve beyni çok sınırlı bir bağlantıyla kısıtlamaktır. Yeni şeyler öğrenmeden ve yeni deneyimler yaşamadan geçmiş anılarla yaşamak, beynin aynı şekilde işlemesini sağlamaktır. O halde kutunun dışında düşünmek plastisitedir. Beynin yeni sıralama, yeni kalıplar ve yeni kombinasyonlarla çalışmasını sağlar. Beyninizi ne zaman farklı çalıştırırsanız fikrinizi değiştirirsiniz çünkü zihin hareket halindeki beyindir. O zaman plastisiteye bakarsak yeni şeyler öğrenmek, yeni deneyimler ve anılar yaratmaktır diyebiliriz. Beynin yeni kalıplarda çalışmasını sağlar ve bunu yapmanıza imkan sunan tek malzeme de bilgidir. Doğru mu? Evet. Nöron, sinir sisteminin en basit fonksiyonel birimidir bilgiyi birbirlerine iletme ve depolama konusunda çok yeteneklidirler. Bu neokortikal bir nörondur ve düşünen beyninizdedir. Nöron başına 10.000 ila 40 bin arası bağlantı vardır. Kum tanesi büyüklüğündeki gri maddeden bir kepçe alsanız, 1 milyardan fazla bağlantısı olan 100 bin nörona denk gelir. Fakat bu nöronlar iki boyutlu değil, aslında üç boyutludur. Her yönden iletişim kurarlar. <laughs> Bu da gri maddenin fonksiyonudur ve bir nöron, başka bir nöronla bağlandığı her yerde bilgi alışverişinde bulunur. O halde öğrenmenin yeni sinaptik bağlantılar oluşturduğunu söyleyebiliriz. Bugün bir şey öğrendiyseniz beyniniz bunu yaptı. Eee, acaba New Yorklu mu? Çok hızlı konuşuyor. Sadece dikkatimi verdiğimde, ''Ooo, evet, anlıyorum.'' Yeni bir şey öğrendiğinizde beyninizde böyle bir fiziksel değişiklik olur. Ben buna aha olgusu diyorum. Bir nöron ağı başka bir nöron ile bağlantı kuruyor. Parçaların toplamı bütünden daha fazladır. Nöron toplulukları birden holografik bir şekilde bilgi alışverişinde bulunuyor ve siz o an aha anladım diyorsunuz. Bu eski benlikten çıkıp yeni benliğe bağlanan değişimdir ve bu arada gerçek zamanlıdır. <laughs> bu yeni bir deneyim. Nöron ormanları dış çevrenizdeki olayı etkilemek için kendilerini organize ediyor. <laughs> Öğrenmek yeni sinaptik alımlarsa, hatırlamak da bu bağlantıları sağlamak ve sürdürmektir. Biz her ilişkide ne kadar iletişim kurarsak, birbirimize o kadar bağlanırız. Nöronlarda aynen bu şekildedir. Uzun süreli ilişkiler geliştirmek isterler. Bu uzun süreli ilişkiyi geliştiren şey de tekrarlamadır. Siz onları harekete geçirip bağladıkça sonunda birbirlerine mühürlenirler. Bunu kaç kişi anladı? Şimdi Beyninizde sinaptik bağlantılar kurmanın iki yolu var. Bunu zaten anlatmıştık. Biri semantik dediğimiz teori, bilgi, felsefe, çalışıp öğrenmek. Benimle misiniz? Diğeri de öyküsel bellek dediğimiz yeni olaylar yaşamak, yeni deneyimleri benimsemektir. Değil mi? Nörobilimde bir prensip şöyle der. Birlikte ateşlenen nöronlar birbirine bağlanır. Bu Hebbian öğrenme kuralıdır.